Selamlar arkadaşlarım. Güncel bilgilerde tahmin videolarımızdan ikincisini çekiyoruz değerli arkadaşlar. Daha önce ara ara paylaştığımız güncel bilgilerde var tabii ki için ama burada hedefimiz ne? Çıkması muhtemel olan güncelleri inşallah birlikte yakalamak değerli arkadaşlarım ve buyurun başlayalım. İlk sorum şu: ıslıkla haberleşme yöntemi olan ve 500 yıldır uygulanan kuş dili'nin konuşulduğu kuş köyü aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde hocam? Kuş dili, kuş köyü ve hangi şehrimizde değerli arkadaşlarım? Giresun'da o insanlarımız o güzel geleneği devam ettiriyorlar. Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdakilerden hangisidir? Önce şunu söylemek isterim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili. Ve vekilini beşer aday içinden 5 5 adaylar geliyor. Cumhurbaşkanı 4 yıllığını atıyor ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız Bekir Şahin'dir değerli arkadaşlar. Bu arada hatırlayalım Anayasa Mahkemesi Yüce Divan olarak çalıştığında kimler savcılık görevini yürütüyordu? Yine yargıta Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekili. 2020 Avrupa Yeşil Başkenti olarak seçilen şehir hangisidir? Hocam Yeşil Başkent hangisidir diye sorduk. Cevabımız Lisbon arkadaşlar. Portekiz'in Lisbon şehri. Yeni keşfedilen 20 uydusu ile en çok uydusu olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir değerli arkadaşlarım? Biliyorsunuz uzayla ilgili temadan ön birkaç defa soru çıkardı. Artık bu rekor kimde arkadaşlar? Satürn gezegeninde. 15 Temmuz 2020'de sahnelenecek olan diyor. Tabi sahnelenen diyelim arkadaşlar. 15 Temmuz Destanı Senfonisi. Aşağıdakilerden hangisi tarafından beslenilmiştir? Evet 15 Temmuz 2020'de sahnelenen arkadaşlar 15 Temmuz Destanı Senfonisi kime aittir? Fahir Atakoğlu değerli arkadaşlarım. Herkes bunun arkadaşlar sınavda çıkacağına yüksek oranda inanıyor. İnşallah tuttururuz. Bir düğün gecesi ve fikrimin ince gülü gibi birçok eseri olan 20. yüzyılın en önemli Türk edebiyatının temsilcilerinden olan ve Temmuz 2020'de hayatını kaybeden yazar aşağıdakilerden hangisi? Şimdi soruyu analiz edelim. Bir düğün gecesi fikrimin ince gülü arkadaşlar değil mi? Meşhur bir Türk Edebiyatısı ve Temmuz 2020'de hayatını kaybetmiş. Kim bu değerli arkadaşlarım? Adalet Ağoğlu lütfen dikkat edin tam ÖSYM formatıdır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Avrupa'nın Wuhan'ı olarak bilinir? Şimdi Wuhan'ın hikayesi neydi arkadaşlar? Bu Covid virüsünün, Covid-19 virüsünün Çin'deki çıkış noktasıydı Wuhan. Avrupa'da da bir yer var. O kadar büyük salgın yayıldı ki arkadaşlar ve Avrupa'nın Wuhanu lakabı Bergamo şehrine verildi İtalya'da. Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı beğendik köprüsü. Hocam Botan Çayı Beğendik Köprüsü Türkiye'nin en yüksek köprüsüymüş. Bakın en büyük demiyoruz, en yüksek. Temmuz 2020'de hangi şehrimizde açıldı değerli arkadaşlarım? Evet, Botançay'ı Şayı Beğendik Köprüsü Siirt ilimizde açılmıştır. Ayasofya'nın hikayesinin anlatıldığı ve doğu batı enstrümanlarının kullanıldığı Ayasofya bestesini aşağıdakilerden hangisi bestelemiştir? Şöyle vurgumuzu yapalım arkadaşlar. Tuluyhan Uğurlu değerli arkadaşlarım. Ayasofya bestesi değil mi? Ona ait bu arada 15 Temmuz Destanı Senfonisi kime aitti? Az önce çözdük. O da Fahir Atakoğlu'ydu. Temmuz 2020'de verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında birinci olan ülke hangisi? Şimdi hocam en güçlü pasaport ne demek onu anlatalım. Mesela şuradaki X ülkesinin pasaportuyla siz ne kadar çok ülkeye özellikle de vizesiz gidebiliyorsanız Pasaportunuz o kadar güçlüdür ve Japonlar arkadaşlar bu anlamda dünyada birincidirler en güçlü pasaport onlarda. Nisan 2020'de hayatını kaybeden ödüllü animasyon çizeri ben yazıldığı gibi okuyorum gene Dej aşağıdaki çizgi film kahramanlarından hangisinin yaratıcısıdır? Hocam şu animasyon çizeri Tom ve Jerry'nin arkadaşlar özellikle animasyon çizeriydi ki birçoğumuzun çocukluk kahramanı ya da çizgi filmi değil mi Tom ve Jerry? Hocam bakınız şurada yine vurgumuzu yapıyorum değerli arkadaşlar. Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçı bir çözüm bulmalarını teşvik etmek amacıyla 92 yılında Agit tarafından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan Minsk grubunun eş başkanları olan ülkeler hangileridir? Şimdi Minsk grubunda birçok ülke var ama 3 ülke eş başkanlık yapıyor. Bunlar Fransa, Amerika ve Rusya değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla üçünü de burada doğru olarak alıyoruz. Minsk grubu neden kurulmuştur derse dağlık karabağ sorunu sözde çözmek için arkadaşlar. Evet ben yine yazıldığı gibi okuyacağım yabancı terimleri. Forbes dergisi tarafından dünyanın enerji konusundaki en yetenekli dördüncü kişisi seçilen Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığını yapan. Bakın çiziyorum. Kişi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Kimdir? Fatih Birol. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olan Yusufeli Barajı. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde inşa edilmiştir? Hocam. Şimdi en yüksek baraj Yusufeli en yüksek köprü Botan Beğendik Köprüsü. Köprü baraj. Tamam, karıştırmayın. Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Haziran 2020'de başlattığı operasyon hangisidir? Evet Saraç hükümeti arkadaşlar Libya'da BM tarafından tanınıyor. Türkiye'de destek veriyor. Yaptıkları büyük operasyonun adı Zafer Yolları Operasyonu'ydu arkadaşlar. 2020'de İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali aşağıdaki şehirlerden hangisine verilmiştir? Arkadaşlar normalde bizdeydi bu final. Biz bu Covid pandemi süreci derken bu işin bizden alınmasını gelecek yıl bize verilmesini rica ettik. UEFA'da kabul etti ve bu şampiyonu nerede yapıldı arkadaşlar? Lisbon'da yapıldı değerli arkadaşlar. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacak? Hocam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yani Euro 2024 Almanya'da yapılacak değerli arkadaşlar. Amerikan armudu olarak bilinen, Amerikan armudu olarak bilinen avokadonun piyasasını ele geçirmek için avokado savaşlarının başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu avokado biliyorsunuz meşhur ÖSYM sınav sorusuydu. Amerikan armudu değil mi arkadaşlar? Şimdi bir ülke var. Bunun piyasasını elinde tutmak için mafya birbirine girmiş durumda arkadaşlar. Neresiydi burası? Meksika. Korkunç bir para kazanıyorlar avokado piyasası üzerinden. Pakistan Pakistan değerli arkadaşlarım. Malezya, Türkiye üçlüsünün İslamofobiye karşı kuracağı İngilizce televizyon kanalı hangi şehirde yayın yapacak? Aslında kurduk, kuracağız, başladık, başlayacak ama bir türlü başlayamadı. Pakistan, Malezya, Türkiye üçlüsü kuruyor. İngilizce yayın yapacak. Amaç İslamofobiye yani İslam düşmanlığına karşı mücadele etmek ve bu yayın evinin ya da bu kuruluşun televizyon kuruluşun merkezi neresi olacakmış? İstanbul. Türkiye'nin seri üretime geçireceği ilk milli tankı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Hangisidir? Altay Fahrettin Altay komutanımızın verilen soyadından da bu isim verilmiş değerli arkadaşlarım milli tankımıza. 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haşhaş ve Keten'de HH ve ketende birinci olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Hocam 2020'yi veremiyoruz çünkü daha açıklanmadı an itibariyle. E yılın sonuna doğru açıklanacak. Hatta belki yıl bittikten sonra açıklanacak. Dolayısıyla 2019 TÜİK verilerinde HH ve keten dedik arkadaşlar. Vurgumuza dikkat edin. Birinci olan ilimiz hangisidir? Afyondur kıymetli arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ofisi ofisi aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde açılacaktır? Hocam Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezinin Cenevre olduğuna dikkat edelim. İsviçre'nin Cenevre kenti. Başkanı Geberius değerli arkadaşlarım. Türkiye ofisi nerede açılacak değerli arkadaşlar? İstanbul'da ki bu kurumdan arkadaşlarım herkes soru bekliyor. Bakalım nasıl olacak? Covid-19 tedavisinde dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi aşağıdaki şehirlerden hangisinde uygulanmıştır? Hocam şimdi bu dünyada bir ilk adı Türk ışını tedavisi ve Covid-19'a karşı kullanıldı. İnsanın ne diyesi geliyor? Böyle Ankara, İzmir, değil mi? Daha popüler şehirler diyesi geliyor ama arkadaşlar bu tedavi dünyada ilk kez Diyarbakır'da uygulandı. Devlet Hastanesi'nde uygulandı arkadaşlar. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü Ekim 2019'daki ABD saldırısı hangi ülkede gerçekleştirilmiştir? Evet bu adamı öldürdüler Bağdadi. Ne zaman? 19'un Ekim ayında kim öldürdü? Amerika. Biz de sorduk nerede öldürdü diye bu operasyon nerede yapıldı? Değerli arkadaşlarım Suriye sınırları içinde yapıldı. ABD'nin Hollywood şöhretler yoluna adı yazılacak olan ilk Türk aşağıdakilerden hangisidir? Hocam biliyorsunuz burada böyle bir şöhretler caddesi veya yolu var ve kendilerince belli kriterler içinde çok popüler olan insanları oraya yazıyorlar. Ve biz de bu ilki gerçekleştiren olan Amerika'da mesai harcayan ünlü doktor Mehmet Öz. 200 kilometreden fazla menzili olan ve Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli gemi savar deniz füzesi. Gemi savar deniz füzesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk değerli arkadaşlarım. Aman 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 bu füze için defalarca kamuoyu oluştu, törenler yapıldı. Çünkü çok önemli bir kazanım değerli arkadaşlarım. Ve bu hangisi? Atmaca. Lütfen önemseyin. Bir sınav vurgumuzu da yaptık. Çağdaş sanat ve geleneksel sanat ürünlerini tek çatı altında toplayan Baksi Müzesi. Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin? Hocam birçok kurumun mülakat sınavında bu soru olarak kullanılmış değerli arkadaşlarım. ÖSYM'nin farklı sınavlarında yazılı olarak da çıktı. Ve lütfen önemseyelim ve arkadaşlar hangi şehrimize? Bayburt şehrimize ne müzesi? Baksi müzesi değerli arkadaşlarım. Haziran 2020'de başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun adı aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar hani tahmin videosu yapıyoruz. Yani üzeri adı üzerinde birileri bu çıkmayabilir diyebilir ama hocam yani Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuysa ne bileyim kafamıza bir soru işareti oluştu ya çıkarsa diye biz de bunu soruya döktük. Bataklık dedik. Değerli arkadaşlarım bir hayli soru çözdük gün içinde. Yeni bir video yayınlamayı da inşallah planlıyoruz değerli arkadaşlar. Sınava kadar 6 tane tahmin videomuz olacak. Şu an çektiğimizle beraber 2'yi tamamlamış olduk. Sağlıcakla kalın. Son tekrarlarınızı sıkı yapın. Allah'a emanet olun.